10 tane 11 tane tepsi var bizim borsa örmemiz. Bakın az önce koyduk ne hale gelmiş. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Niğde. Niğde'ye geldik. Arkamda gördüğünüz anıt 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir'in anıtı. Bir Niğdeliydi. Burada gömüldü. Burada anıtı var. Kötü günler yaşandı o dönemlerde tabii ki ama biz bugün pozitif şeylerden bahsedeceğiz. Niğde'de ne inir videosu hazırlıyoruz. Niğde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Adana'ya yakınlığı, Kayseri'ye yakınlığı, Kapadokya'nın bir bölümünün de Niğde'de olduğunu söylemem gerekir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış dedim. İşte aralarında Bizans var, aralarında Osmanlı var. Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olduğu için de farklı bir memleket. Aynı zamanda yeraltı kaynaklarıyla da meşhur. Özellikle Bor diye bir ilçesi var. Bor madeninin en çok çıktığı yer burası. Dolayısıyla böyle bir memleket. Adana'ya yaklaşık 1 saat 10 dakika, 1 saat 20 dakika uzaklıkta. Otobandan direkt geliyorsunuz. Hatta buradan İstanbul'dan Adana'ya, işte İstanbul yönünden Adana yönüne, Urfa yönüne gidecekseniz de bir tam yol üstü lezzet durağı olarak adlandırabilirim burayı. Çok fazla yemeği yok. Birkaç ürünü var. Ama onlar da çok lezzetli. Şimdi önce birine gidiyoruz, ardından diğerine gideceğiz. Videomuz başlıyor. Efendim, Niğde'de ne inirin? En önemli cevaplarından bir tanesi Niğde Bor. Bor'da sövürme ve Niğde tava. Şöyle kasaplar hali var. Yenilenmiş de. Geldiğinde daha farklıydı. Çok da şık olmuş bence. Çeşitli kasaplar var. Buradan hem bor sövmesi yaptırıyorsunuz hem de Niğde tava yaptırıyorsunuz. Böyle bir yere dönüşmüş. Çok keyifli olmuş bence. Hadi bir kasaptan etimizi alalım. Sonra yemeklerimizi yaptıralım. Geldik buradaki bir kasaptan. Anadolu et, sövürmelik etimizi yapacak. Şöyle gösteriyorum. Evet. Burada minimum 500 gramdan mı yapılıyor sövürme? Ha, bir şey var. 350 gram ya da 400 gram. Ha, kemikli et değil mi? Kemikli 350 gram. Kemikli 350 gram olarak hesaplıyorum. Evet. Şöyle. Geldi etimiz. Kabinde bir kişi kaldı. Asılı kalan kabinlerde. Şöyle. Tepsileri büyük olduğu için minimum iki kişilik yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle güzel. Ayıracaklar. Eti temizleyecekler ve sonra bu fırına gidecek. Evet. Şöyle iki tarafı. Tuzu az olsun. Geçen sefer yaptığında tuzu bayağı koymuşlardı. Fazla tuz yemiştik. Tuzu az olsun. Şöyle. Üç kemikleri alınıyor. Arka kemikleri alınıyor. Böyle etin yoğun olduğu bölüm içinde kalıyor. Bu şekilde hazırlanıyor. Evet. Evet. Etimiz budur. Selamünaleyküm. Selam. Evet, çok severiz Niğde'nin sövmesini. Daha önce yemiştim, bayılmıştım. Niğde'den yiyelim de bor diyelim. Bor diyelim. Niğde bor sövmemiz, doğru. Türkiye Kore'de yiyemeyenler can çekiyor. Evet. Et böyle açılıyor ardından, şöyle küçük küçük çizikler atılıyor. Bakın. Şimdi diğer bölüm, bak. Eti böyle açıyor. Güzelce. Ardına şöyle çizikler atıyor. İkinci işlemde de fırına gidecek. Buradaki konu tabii kuyruk yağı. Kuyruk yağını da böyle küçük küçük parçalara bölüyorlar. Ardından lezzetlendirsin diye üstüne koyacaklar. Evet. Birazdan tepsi edeceğiz. En küçük tepsiler bu şekilde. Buyurun. Eyvallah. Biberler de oranıyor altına. Bizim abi orada dolar var, bir de Suriye parası var içinde. Suriye mi? Hı hı. Abi, yaramaz mı? Tamam. Her türlü işin yaramaz. Tabii tabii. Hadi görüşürüz. Kamerayı aldım, kamerayı seni aldım ki. Sus dursun bulunuyor, rahat rahat yapayım. Ben Adana... Adanalıyım diyorum. Evet. Sarımsaktan tabii. Tabii tabii, hiç sarımsaktan ya da şeyimiz, sorunumuz yok. Çok severiz hatta, fazla atabilirsin. Evet.
Ses bir şey olursa bak şimdi ne yapacağım. Belki kameradan bakacağım. Bir şeye gelir vallahi. Evet. Şöyle etlerimizi diziyoruz. Evet, etleri dizmeye başladık. Altta biber, sarımsak, ortada etler, açılmış etler. Üstüne de böyle bolca kuyruk yağ. Tabii içeriz, içeriz. Bu şekilde bir tepsiye dönüşüyor. Şimdi fırına gidecek bu. Burada da yemeği beklerken açtık drone'u. Ufak ufak böyle eğleniyoruz. Ben etrafı dolanıyorum. Drone'un beni takip etme özelliğini kullanarak birazdan bakın bir gezeceğim yine. Burada yemek 30 dakika bekleniyor. 30 dakika sürecek. Birazdan yemeği göstereyim. O efsane bir şeye dönüşüyor. Burada ne söylüyorum Allah bilir. Bilmiyorum. Ve fırına doğru ilerliyoruz. Biz ürünü vermiştik. Bakın sırada. Başka ürünler de bekliyor. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Şöyle çekiyormuş gibi bak. Gel abi. Geleyim. Şöyle çekiyormuş. Çekiyormuş gibi yapayım baba. Bak, eyvallah. O fırında da 10 tane 11 tane tepsi var. Bizim borsa örmemiz. Bakın az önce koyduk. Ne hale gelmiş. Sarımsaklar güzelce böyle yağlandı. Şöyle kuzular lezzetli hale geldi. Eyvallah. Bak, şimdi bak, pişecek bak, mi daha? Abi kolyaları şöyle evet. Çık bak orada. Ne, dur ben sana kolye çekeyim. Sana bak. Zahmet güzel bak, olur. Abi, bak. Şöyle bak abi şuna ha. Bak. Hayır, var, bak. Ürünleri kolyalı çekiyorum da. Kolyaları da burada güzeldi. Şöyle biraz buharlandı, buğulandı. Aynı zamanda burada işte böyle bir nide tava da yaptırabilirsiniz. Bu az önce gördüğünüz borsa örmesi. Bu 1850 lira ama. Ha, yok, oradaki başka fiyata söylemişler. Diğer ürünler de bu şekilde fırında hazırlanıyor. 25-30 dakika beklemeniz gerekiyor bunun için. Tabii ki odun fırını. Tabii ki o lezzeti bu şekilde alıyorsunuz. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Aha. Eyvallah. Yemeğimiz bu şekilde. Bol sarımsak, bol yağ, bol biber, bol et. Gerçekten bu midenin borsa örmesi. Acayip şahsına münhasır ve lezzetli bir yemek. Her bölgede, her şehirde, her yerde çok güzel yemekler yiyoruz. Bu ezanlar şahittir ki bu yemek çok lezzetli. Şimdi etin nasıl parçalandığını, ayrıldığını göstereyim. Lokuma dönüşüyor. Aslında bir tık da az pişirilebilir. Geçen sefer çok tuzlu gelmişti diye bu sefer uyardım ama şeyi unuttum söylemeyi. Bir tık daha az pişirin demeyi unuttum. Genç kuzulardan yapıyorlar. Bu bölgede yetişmiş kuzulardan yapıyorlar ve fırında pişen bir pirzolanın tadını düşünün. Hem lezzet üst düzeyde hem de yağ oranı, tazelik alıyorsunuz ya. Yani yağ böyle yaşlı bir kuzunun yağı olsaydı ağzında yapış yapış kalırdı. Bu daha böyle akıyor gidiyor yağı. Bir de biberi düşünün, sarımsağı düşünün üzerine kuyruk yağ girdiğini. Bazı fark edilmeyen yemekler var, bölgeler var. Şimdi Antep'e lezzet turları yapıyoruz, Adana'ya yapıyoruz çok popüler halde. Hatay'ı yapıyoruz, Maraş'a yapıyoruz. Örnek veriyorum Konya'ya yapıyoruz. Ama mesela Tokat, Niğde, Çorum, Yozgat buralarda bölgede et tüketiliyor ama daha doğru üretimler yapılıyor. Daha güzel üretimler yapıyor. İnsan sayısı az olduğu için. Dolayısıyla et kalitesi artıyor. Burada da böyle. Ben şunu biliyorum. Bir ara geçen geldiğimde mesela adam evine de buradan yaklaşık 10 kilo pirzola götürdü. Sürekli alıyormuş mesela. Buradaki etin kalitesi yüksek zaten. Bu mantık da güzel. Hemen kasapta 2 dakika hazırladı adam yemeğimizi. Fırına götürdük. 30 dakikada böyle sohbet muhabbet derken hemen yemeğimiz geldi. Keyfini çıkartıyoruz. Belediye de sanırım burayı böyle güzelleştirmiş. Bir önceki videomda böyle değildi. Çok da güzel bir alan yaratmış. Ailenle gel şurada. 10 kişiye. Bu yemeğin tadını çıkar. Tek negatif tarafını söyleyeceğim. Burada minimum 3-4 kişi gelin. Neden? Bunu minimum 304 gram yapıyorlar. Borsa Niğde tavayı söyleyemedik o yüzden. Bir önceki görüşme Niğde tava da vardı. Biz o kadar karnımız tok ki şu an. Niğde tavaya yer kalmadı açıkçası. Belki onu da şehir merkezinde ve birkaç saat böyle dinlendikten sonra yiyebiliriz. Niğde tavayı da geçen sefer bayılmıştım. Çok beğenmiştim yani. Çok iyiydi. Dolayısıyla tam bir
Yol üstü lezzet turu da yapabilirsiniz mesela kendinize. İstanbul'dan çıktınız, Adana'ya gidiyorsunuz, Urfa'ya gidiyorsunuz vesaire. Ve Ankara'dan fark etmez. Otobandan çıkın 20 dakika, buradasınız. Yarım saatte ürününüz hazırlanır. Veya gelmeden arayın birini, ürünü hazırlasın. Gelin yemeğinizi yiyin, yolunuza devam edin. Tam bir lezzet durağı burası benim için. Elle yeniyor. Ama bundan hiç şikayetli değilim. Şöyle pizzamızı da ayıralım. Çok sulu. Çok lezzetli. Ve gerçekten siz de keşke siz de burada olsaydınız. Şimdi bunun tadını çıkaralım. Ardından hesabı öder. Niğde'ye doğru devam ederiz. Bakalım Niğde'de ne iniyor. Efendim çok da heveslenmiştik aslında. Kelle söğüş yemeye. İzmir'in o meşhur kelle söğüşün. Zaten oraya her gittiğimizde bir Niğde muhabbeti vardı. İşte biz Niğde'den geldik. İşin olayı, işin menbaası Niğde'deymiş. Yani buradan çıkmış İzmir'e gitmiş. İzmirliler de çok sevince her köşe başında İzmir'de kelle söğüş açılmış. Kelle böyle onlarca yüzlerce kelle benver usulü kaynatılıyor. Ardından güzelce temizleniyor. Arasına maydanoz, soğan, domates konuyor. Güzelce hatta reyhan koyanlar var. Güzelce dürüm haline getiriyor, yeniyor. Çok güzel bir şey. Niğde'ye geldik ama şansımız yokmuş ki bugün burada yiyemiyoruz. Çünkü bugün bayram bitti aslında. Cumartesi günü. Ama hala çoğu mekan kapalı. Onlardan bir tanesi de bu söğüşçüler. Hepsi kapalı bu arada. Yani Kişioğlu dediler ona gittik. İmamoğlu dediler ona gittik. Yok kapalı. Geldik burada. Söğüşçü Mehmet işte yukarıda iki tane daha söğüşçü var. Hepsi kapalı. Dolayısıyla Niğde'de başka bir söğüşçü açık bulamadık. Ve bunun yanı sıra Niğde'de araştırdık bakalım ne yiyebiliriz diye. Başka ne yiyebiliriz? Yani Bor Sörmesi'nden Niğde tavadan başka buraya özgü bir şey var mı? Yok. Yani var Adana'ya yakın olduğu için Adana kebapçıları var ama Adana kebapçısı. Yani bura Niğde'ye özgü bir şey değil. Mersin'e yakın olduğu için tantuniciler var. Mersin tantunisi. Çeşitli çeşitli yemekler var ama bizim biliyorsunuz kanalın mottosu o şehrin o yöresel yemeklerini anlatmak olduğu için pek fazla onlara girmiyorum. Açıkçası videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Zira dediğim gibi Niğde'de ne yenir sorusunun cevabı iki taneydi bizde. Bor'a gideceksin, Niğde tava, Bor sörmesi yiyeceksin. Ayrıca şehre geleceksin, burada kelle söğüş yiyeceksin. Kelle söğüş bir dahaki videoya kaldı maalesef. Burada kalmak isterdim pazartesi gününe kadar ama biraz zor olur bu durum. Ama yine de bir şekilde bir sonraki zamanlarda buraya gelip bu kelle söğüşün tadına mutlaka bakılacak. Şimdi yavaş yavaş videoyu kapatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.